içimdeki suçluluk duygusu. İçimden atamıyorum. Bu suçluluk duygusundan dolayı yapmak istemediğim şeyleri yapıyorum. Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Şimdi öncelikle evet, ya suçluysak suçlu olabiliriz. Bu başka bir şey. Bu suçluluk duygusu değil. Suçluyumdur. Bir hata yaparım. Giderim, özür dilerim. Hatamı telafi etmeye çalışırım. Ya da bu suçluluğumla yaşarım. Bu başka. Buradaki suçluluk duygusu aslında suçlu olmamam gereken bir noktada kendimi suçlu hissetmem demek. Nasıl oluyor? Bu haftaki bir örnekten yola çıkarak bana yazı bir arkadaşı, birisinin sorusu üzerine bu videoyu çektim ve onun üzerine çerçeveleyeceğim. Şimdi evimize misafir geliyor değil mi? Mesela o gün siz müsait değilsiniz misafire. Ya da yorgunsunuz ya da misafir almak istemiyorsunuz. Ya da yatılı misafiri sevmiyorsunuz, programınız dolu. Birçok seçenek olabilir bununla alakalı. Ama misafir istemediğinizi kesinlikle biliyorsunuz. Ve arkadaşınız arıyor sizi ve diyor ki bugün sana gelmek istiyorum. Ya da bu tatilde, ya da bu yaz, ya da işte sen de bir hafta kalmak istiyorum. Yani sizden böyle bir talepte bulunuyor. Şimdi talepte bulunurken siz aslında istemiyorsunuz. Müsait değilsiniz, yorgunsunuz, başka programınız var ya da başka bir sebebiniz var. Her neyse sebebiniz ama istemiyorsunuz. Ama arkadaşınız arıyor sizi ve diyor ki işte ben sana gelmek istiyorum, işte müsait misin? Şimdi siz orada duruyorsunuz, aslında müsait değilim demek istiyorsunuz. Çünkü başka bir programınız var, belki annenize gideceksiniz, belki tatile gideceksiniz, başka bir programınız var. Ama içinizde bir şey başlıyor, o his, işte o suçluluk duygusu. Başlıyor ve siz diyorsunuz ki tamam gel diyorsunuz. Diyemiyorsunuz gelme. Hatta bazen diyecek gibi oluyorsunuz. Ya aslında bizim de çocuklarla bir tatile gitme programımız vardı. Ama diyorsunuz böyle. O da diyor ki peki o zaman diyor ya ne yapalım, ben de başka yere giderim. Şimdi ben ne yapacağım, ben de buna göre program yapmıştım. Siz hemen geri adım atıyorsunuz suçlulukla. Evet arkadaşım ya zor durumda kalırsa. Ve ne yapıyorum? Hemen tamam tamam diyorsunuz ya ben programımı değiştiririm senin için. Sen gel diyoruz. İşte o içimdeki o suçluluk duygusu yapmak istemediğim şeyleri bana yaptırıyor. Buradaki suçluluğun adı ne biliyor musunuz? Aslında siz bir iyilik yapmak oradaki. Çünkü bir insana bir hizmetinizi, emeğinizi, evinizi açacaksınız. Yaptığınız bir fedakarlık. Bir şey vermek yani. Bir şey verme noktasında vermek istemiyorsunuz. Aslında suçluluk duyduğunuz şey bir kötülük yapmak değil, bir iyiliği yapmamak olarak da tanımlayabiliriz, öyle değil mi? Şimdi bir iyiliği ben yapıp yapmamak aslında benim tercihim. Gönüllülük bile bir esas. Ben bir vakfa yardım etmek ya da etmemek hakkına sahibim. İşte birisine, bir arkadaşımı evi işte tadilat oluyor, gideceğim yardıma. Ya da çocuğunu okuldan almak için. Bu işleri yapmak için... Bu fedakarlığı yapma kararı, bu bir gönüllülük benim kararım. Şimdi ama ben burada yapmak isteyip istemediğimi çok net bilmeme rağmen içimdeki suçluluktan dolayı ne yapıyorum? Gidiyorum, evet yok yok olsun diyorum gel. Gel, gene gel. Ya da karşı taraftaki bazen manipülatif oluyor. Yani ben diyorum ki mesela beni neye çağırdılar? Yardıma çağırdılar. Yani dedi ki bir arkadaşım arabam yolda kaldı gel. İşte tamirci alıp gel bizim arabayı garajdan garaja götürelim. İşte ama bu işi yapacak başka arkadaşlar da var. Ya da garajisti de arayabilir. Ama benden istiyor ısrarlı arkadaşım. Çünkü ben hep o noktada o suçluluk hissimle benim orada olacağımı biliyor. Ya da iş yerinde bir proje yapıyorum. Bir proje yapıyorum. İş arkadaşım devamlı bana projelerini getiriyor. İşte sen yaparsın, sen halledersin. Ben bazen diyecek oluyorum, ya ben çok doluyum, ben bunu alamam, yapamam diyecek oluyorum. Arkadaşım diyor ki böyle duygusal bir ses tonuyla, sesini böyle inciterek, tamam o zaman ne yapalım? Ben de işte bu hafta uyumam. Zaten işte kaç zamandır çocuklarımla böyle sıkıntı yaşıyorum, ne yapayım diyerek bir de duygusal bir şeye giriyor. Ben hemen o içimdeki suçluluğa oynayan, o manipülatif sesi duyduğum an tamam tamam diyorum olsun ben getir ben yaparım. Ama sen yaptığında sen çocuklarına ilgilenemeyeceksin. Sen o gece uyumayacaksın o proje için. Ama o içimdeki suçluluk o kadar güçlü bir ses ki bana onu yaptırıyor. Evime mesela misafir gelecek. Arkadaşım önce hayır diyorum, müsait değilim diyorum. Biraz sonra tamam o zaman ne yapalım? Biz de artık başımızın çaresine bakarız.
Duyduğum an o ses tonu beni bir anda tamam tamam olsun ben ayarlarım ha dönüştürüyor. İşte şöyle düşüneceğim. Evet, manipülatif bir durum olabilir. Ya da bu arkadaşımla kurduğum ilişki bu şekilde olabilir. Benden isteğini yaptırmak için benim bu suçluluk duygumu kullanıyor belli ki. Evet, orada durup şunu fark etmem lazım. Ben buna devam ettiğim müddetçe, dur demediğim müddetçe ben hep kendimden vereceğim. Ve kendimi kötü hissetmeye, suçlu hissedeceğim ya yorgun hissedeceğim. Ya suçlu hissedeceğim ya kızgın hissedeceğim, öfkeli hissedeceğim. Bunun tercihini yapacağım. Şimdi orada şuna bakacağım. Evet, ben telefon etti arkadaşım ya da işte arkadaşım proje verdi bana. Ben reddettim. O sırada onun o yumuşak peki o zaman diyen o sesini duydum. Suçluluğum arttı, yükseldi. O suçluluğu fark et. O bir his. Hatta bedeninde bul. Onu eğer EFT biliyorsan ya da yazarak o içindeki suçluluğu boşalt. Evet, başta çok zor olacak. Hayır, kabul edemem bu projeyi. Hayır, bu hafta müsait değiliz demen çok zor olabilir. Ama şunu düşün, bu zorluğu aşmazsan bu suçluluk hissinden kurtulamayacaksın. Şimdi ilk her zaman daha yoğundur. Yani ilk hissettiğin şey daha yoğundur. Sonrasında daha suçluluk hissin azalacaktır. Bunu yaparken evet bazı teknikleri kullanabilirsin, yazabilirsin. Bir de şu soru çok etkili olur. De ki en kötü ne olur? Yani en kötü ne olur? Arkadaşın der ki ya bu da hiç misafiri sevmiyor. İş arkadaşın der ki ya bu da bir projeyi yapmadı. Yani ya da işte çocuklarına eğer bunu yapıyorsan, çocukların bunu kullanıyorsa sana bir şey yaptırmak için. Mesela evli çocukların var ya da büyük yetişkin çocukların var. Sana bunu yaptırıyorlar. O tiz bir sesle peki o zaman ben de metroya binerim, 3 saat kalırım diyorlarsa orada kendi eğer içinden bir suçluluk sesi geliyorsa onu durdurup peki sen bilirsin. İşte peki o zaman ben de gelmeyeyim. Peki sen bilirsin diyebilmek. Burada şunu sor. En kötü ne olur? En kötü çocuğun 3 saatte yolculuk yaparak eve gelir. En kötü ne olur? Arkadaşın küser sana. Seninle bir de arkadaşlık yapmaz. En kötü ne olur? O projedeki arkadaşın işte iş yerinde seninle değil başkalarıyla samimi olur. En kötü ne olur diye sor kendine. İşte o en kötü ne olur diyerek sorduğun zaman o hissin, o suçluluk hissin azalacaktır. Zaten biz yetişkiniz artık. Ne olur ki yani? Yani ne olur ki bize gelmedi diye eğer benimle arkadaşlığını bozacaksa, benim yorgun olmam, benim o sırada müsait olmamam eğer onun arkadaşlığını bozması için bir sebepse bırak bozsun. O kadar mı önemli? Yani benim artık o çocuk halimden çıkıp, ilgiye muhtaç, sevgiye muhtaç halimden çıkıp, yani ilişkiler bazen de bozulur. Bazen çok sevdiğiniz bir arkadaşınız bırakır. Bütün herkesin beni sevmesi gerekmiyor. Bütün herkese benim iyi olmam gerekmiyor. Bu mümkün de değil zaten. Bütün çabalamam bunun için değil mi? İşte o çabayı bıraktığım an daha da rahatlayacağım. Şimdi bakayım başka neler yazmışım. Evet, bunun için ne yapın? Suçluluk duygusu geçiyor bir kere. Ona emin olun. Suçluluk duygusu geçiyor. Benim de bazı suçluluk duygularıyla uğraştığım zamanlar oluyor. Hepimizin farkıdır. Hepimizin hayır diyemediği alanlar ya da bir şey istediğimiz zaman olmadığı zamanki alanlar farkıdır. Şimdi suçluluk duygusu geçiyor. Sabredin. Evet, insanlara hayır dediğiniz için kendinizi suçlu hissediyorsan biraz hisset. Bekle, sabret. 1, 3, 5 geçecek. Emin ol. Kendinizi izleyin. Kendinizde ne oluyor? Bedeninizde ne oluyor? Bu suçluluk hissi midemde mi? Karnımda mı? Kalbimde mi? Bir sızı halinde mi? Ve onu boşaltmaya çalış. Bu bana verilen hangi inançlardan kaynaklanıyor? Acaba annem mi böyleydi? Ya da annem her zaman ya işte başkalarına iyi olmalısın, iyi insan olmalısın, herkese fedakar olmalısın mı dedi? Ben o yüzden mi hep bu suçlulukta herkese kendimi böyle feda edercesine, feda edemediğimde de kendimi suçlu hisseder halde buluyorum kendimi? Sonra her türlü problem çözülür. Bakın her türlü problem çözülür. Her türlü. Bu hayatta merkezinde siz yoksunuz. O kişiyi evinize kabul etmediğiniz için o kişi sokakta kalmayacak. O projeyi siz yapmadığınız için o proje yapılmadan kalmayacak.
Ya da gidip çocuğunuzu almadığınız için çocuğunuz sokakta kalmayacak. Yani tabii büyük yetişkin çocuklarınızdan bahsediyorum. Burada her problem çözülür. Herkes kendi problemini çözebilir. Emin olun. Siz o problemi kontrol etmekten vazgeçin. Bırakın kiminse problem o çözsün. Evet, belki otelde kalacak. Belki başka arkadaşına gidecek. Belki projeyi başkasına verecek yapamadığı için. Ya da kendisi yapacak, daha iyi yetişecek diyebiliriz. Evet, bir de odak noktamız ilişkilerimiz olmasın. Yani ilişkilerimiz, aman o şöyle dedi, o böyle dedi, o küserse, o darılırsa. İlişki sadece bizim hayatımızda, eğer bizim en temel 8 tane şeyimiz varsa, yani ailemiz, belki arkadaş ilişkilerimiz, işimiz, hobilerimiz, kendimiz, kendimizle ilişkilerimiz, sporumuz, bunlardan bir tanesi. Sen eğer odak noktanı sadece ilişkilerine odaklarsan, ilişkilerimde iyi olmak, iyi insan olmak, doğru olmak, işte herkesin beni sevmesine odaklandığın zaman, işte o ilişkindeki, o hayatındaki diğer tarafları kaybediyorsun. Oysa ki hayatında sadece o yok. Sadece onu düşünme. Gece uykularını kaçırmasın ilişkinin bozulması da diyebiliriz. Ve en kötü ne olur dedik. En kötü ne olur? La sizi bu videoyu bitiriyorum. Deyin ki en kötü ne olur? Deyin ve sabredin. Suçluluk hissi geçer. Bütün duygular gibi en fazla 90 saniye kalıyor. 90 saniye durabilirseniz eğer o duygu akıp gidecek bedeninizde, rahat olun. Evet, videoyu beğendiyseniz beğene ve beni takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın.